Selamlar. Şöyle yapayım. Arkadaşlar, Öykü Başar'la beraber olacağız birazdan. Kendisi gerçekten çok önemli bir sporcudur. Aynı zamanda harika bir koçtur. Biraz beslenme üzerine de konuşuruz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz onlar yarışmalara hazırlanırken çok katı bir diyetten geçiyorlar, formlarını korumak için. Ve çılgın bir antrenman bizi bekliyor. Biraz bacak egzersizi. Bakalım, birazcık kol geldi. Şimdi o zaten anlatır bize. Öykü Başar. Bağlanıyoruz. Evet. Merhaba. Merhaba canım. Ne haber? İyi, ne olsun işte Öykücüğüm, yani bu zorlu günlerde beraber paylaştıkça daha zevkli oluyor her şey. Onun evet, için çok mümkün olduğunca iletişim kurmaya çalışıyorum, paylaşmaya çalışıyorum bilgileri, çalışmaları. İyi seni ki kabul hayranlıkla ettin. İzliyorum. İnsanlardan bir tanesisin. Her şeyinle sana çok hayranım. Ve seni çok seviyorum, insanlığından tut, sanatçılığından çık, her şeyinle birlikte. İnanılmaz bir motivasyon. Aynı şekilde bana aynı oluyorsun ve ben de kendi işime tutunup idmanlarımı senin sayende iyi motiveyle yapmış oluyorum çok arkadaşım. Çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Süpersin Öykücüğüm, canım harika. Benim. Çok çok teşekkürler. Ne güzel, ne mutlu hepimize. Birazcık şu anda Öykü problem biraz var mı? donuyor. Sende Benim. biraz donma var. Yani problemli biraz. Şeye mi geçsem, 4G'ye mi geçsem? İyi geliyor mu sesin? Problem var mı benim internetimde? Şu anda daha iyi. Biraz önce bir durdu. Yani kesildi biraz önce konuşmaların. Ama şu anda iyi. İstiyorsan biraz deneyelim, sonra olması tamam. Yetersin. Tamam, tamamdır. Nasıl gidiyor? Vallahi ben ilk başlarda çok böyle dedim ki tabii ki korkunç bir şey bu başımıza gelen. Bütün dünyanın başında olan bir şey. İlk başlarda dedim ki böyle tam bitmek benim başıma gelmedi. Bütün dünyanın başına geldi. Bu zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor dedim. Sonuçta bir şekilde hiçbir şeye vakit bulamıyoruz. O kadar çok işlerimizle meşgulüz ki, o kadar çok böyle bir hayat koşturmacamız var. Zamanımız kısıtlı. Bizlere 24 saat hiçbir şekilde yetmiyor biliyorsun, ne sana ne bana. Bizler çok çalışkan insanlar olduğumuz için dedim ki bu zamanı güzel bir şekilde değerlendirmem gerektiğine inandım. Devamlı eksik olan taraflarımı bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Bilmediğim konular üzerine bir şeyler okuyorum. Bol bol dinleniyorum. Seni seyrediyorum. Çok güzel. Bütün dünya el ele verdi aslında. O da çok iyi oldu. Bir sürü opera, baleler, tiyatrolar bütün arşivlerini açtılar. Onlara bakıyorum. İzleyemediğim eserler vardı. Onları takip etmeye çalışıyorum. Dansçılar var, sanatçılar var, başka bir sürü. Böyle böyle günler geçmeye devam ediyor. Sadece birazcık uzadı. Çünkü ben yay burçları bilirler. Benim de yükselenim yay. Ben de 30'undan sonra insan burcuna dönermiş ya. Yükselen burcuna. Ben çok özgürlükçü bir tipim. Özgürlüğümün çok kısıtlandığını hissediyorum. Bu da benim üzerimde çok ciddi bir baskı yaratıyor. Yaratıcılığımı da öldürdüğünü düşünüyorum aynı zamanda bu özgürlüğüm kısıtlanması. Ama işte sizler varsınız. İyi ki bu canlı yayınlar var. Birbirimize tutunuyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk başta biraz böyle düzenim bozulacak gibi oldu benim de. Ben de bu şeyin içerisine katıldım açıkçası. Bu rehavet çöktü benim de üzerime. Daha sonra dedim ki hayatta duran ne var? Yani hangi organizma ne duruyor ki ben duracağım? Hiçbir şey, her şey hareket edip üretmek var. Bu şunu düşünüyorum ben de. Bu duranların değil de daha çok savaşanların, üretenlerin kazandığı bir savaş olacak. Burada hayattan yok olup var olmak anlamında değil, kendi hayatlarımızın üzerinde daha fazla devam edebilme, bu şekilde bu forma alışarak bunun üzerinden bir şeyler üretmeye çalışıyorum ben de. Bakalım işte bir ara ben de herkes gibi insan olduğum için
bir takım beslenmemde şaşmalar oldu, kaçaklar oldu. İdmanlarımı tabii ki ben de aksattığım her yaramaz. Çocuk gibi. Uyku düzenim çok kötü şaştı ama daha sonra bunların bana vermiş olduğu zararları gördüm. Beslenme bizim için çok önemli bir şey. Uyku en önemli şey. Bütün bu rahatsızlıkların, kalp koroner rahatsızlıkların, kalp hastalıklarının sebebi erken. Ya, uykusuzluk insanı öldürüyor biliyor musun İlker? Bunu insanların çoğu bilmiyor ama hakikaten insan uykusuz kalan, çok kalan insanın ömrü hakikaten çok fazla kısalıyor. İnsülin uykusuz kaldığım zaman ne oluyor? Devamlı insülinle ilgili bir takım problemler çıkıyor. Leptin düşüyor. Devamlı kendimizi aç hissediyoruz. Bir şeyler yemeye saldırıyoruz. Falan filan gibi bir sürü şeyler başlıyor. Bunun yanında tabii yorgunlukla beraber gelen depresyon, mutsuzluk halleri falan filan. İlk başta hepsi birbirine bağlı yani. Her şey birbirine İlk bağlı. İlk ucunu kaçırdığın zaman bütün sistem zaten bozuluyor yani. Bozuluyor tabii ki. Böyle halka her şey birbirine bu şekilde geçmiş vaziyette. Sonra ben şunu da neden uyuyamıyoruz? Uyuyamamızın başka sebebi de enerji harcamıyoruz. Şimdi günlük hayatımızda bir de bir sürü alışkanlığımız var yaptığımız. Bu sadece diş fırçalamak bende falan gibi değil. Kıyafetlerini giyip çıkartıyorsun. İşte ayakkabını bağlamandan tut koştur koştur metroya otobüse. Bunlar bakın bir hareket alışkanlığı. Her şeyi bir kenara. Bunlardan da vazgeçmiş oluyorsun bir yerde. Bırakmış oluyorsun bunları. Ne olmuş oluyor? Duruyorsun yani bu sefer böyle. Duruyorsun. Durduğun zaman da enerji de harcayamamış oluyorsun. Bilinçsiz yapılan bir sürü şeyler var ortalıkta. Onlar da bilinçsiz yapılan spor adı altında sakatlıklara yol açabilecek şeyler de var. Bunların hepsine konuşmak istiyorum ben burada senin vesilenle. İstersen ilk önce bu hastalık, COVID hastalığı biliyorsun en fazla bağışıklığı düşük olanlara çok çabuk gelen bir virüs ve onu etkisi altına alıyor. Zaten her yerde konuşuyor. Akciğerler, kalpler falan filan bütün iç organlara böyle yayılıp bizi yiyip bitiriyor. Bunun için bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Ne var bağışıklık sistemini güçlendirecek? Bir, selenyum. Çok önemli selenyum. Bu selenyum nelerin içerisinde var? Bu arada zararlı mikroorganizmalarla savaşan en kıymetli şeylerden bir tanesidir selenyum. O yüzden bol bol tüketmemiz gerekiyor. Nelerin içerisinde var bu? Deniz ürünlerinin içerisinde var. Soğanda var, sarımsakta var. Yumurtada var, tavuk etinde var. Bu şekilde selenyumu bir kere alıyoruz. Bir. İkincisi C vitamini. C vitamini. Nelerin içerisinde var C vitamini? C vitamini bu da bağışıklığı en güçlü koruyan vitaminlerden bir tanesi. Bağışıklığı sağlamlaştıran diyelim. Tabii ki de portakal, turunçgiller, kırmızı biber, yeşil biber. Hep biz bir ara vardı internette takip ediyor. Ettin mi? Kapya biberlerimiz vardı. Devamlı bizimize kapya biber şey yapardık. Evet. Kapya biberi yememizin en güzel, en önemli sebeplerinden bir tanesi de C vitamini ve antioksidan etkisinin olmuş olmasıydı. Bu yüzden kapyaya bu kadar çok takıyoruz. C vitamini içeriyor dediğim gibi. Yeşil biber var. Brokoli çok görürsünüz sporcularda hep brokoli yerler. Yememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de C vitamini deposu olmasıdır. Karnabaharın içerisinde var yine ve yine önemli bağışıklık sistemini güçlendirecek üçüncü element çinko. Çinko. Çinko almamız gerekiyor. Bu da temel bağışıklık sisteminin temel bağışıklık sisteminin temel organizmasıdır diyebiliriz aslında çinko için. Nelerin içerisinde vardı? Kuru baklagillerin içerisinde var, kabak çekirdeğinde var, bütün deniz ürünlerinde var. Bunları da mutlaka tüketiyoruz. Ve sıra geldi en önemli olan şey B12 vitamini. Aramızda mutlaka vejetaryen olanlar da vardır. B12 vitamini eksikliği gerçekten vücutta çok ciddi hasarlara yol açıyor. Bir kere mutsuzluk ve depresyon belirtisidir B12 eksikliği vücutta. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. B vitamini nelerin içerisinde var? Yumurtada var. Kırmızı ette, özellikle kırmızı ette çok fazla var. Balıkta var.
Bu şekilde B12 takviyesini de vejetaryen olanların da dışarıdan bir şekilde kapsül olarak almalarını, elbette bir doktora ya da bir diyetisyene danışarak bu supplementleri kullanmakta fayda var. Lütfen altını çiziyorum. Ben söyledim diye hemen gidip eczanelere saldırmayın. Bunlar sadece beslenme önerileridir. Yine de bunları yine benim de haricinde doktorların, diyetisyenlerle beraber konuşarak, tartışarak bir sonuca varılarak alınması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra şimdi ne oluyor? Çok fazla yemek yiyoruz, oturuyoruz, hareketsiziz. Bu sefer de kabızlık problemimiz çıkıyor. Öyle değil mi? Evet. Burada çözmemizin en rahat yolu, hemen eczaneye gidiyoruz. Bir tane probiyotik rica ediyoruz. Probiyotikleri alıyoruz ve sindirim sistemimiz birazcık daha rahatlamış olacak. Su tüketimi çok önemli. Vücudumuzun çok büyük bir yüzdesi biliyorsunuz su. Suyu da aksatmıyoruz. Günde asgari olarak 2,5 litreye kadar su içmemiz gerekiyor. Uykudan bahsetmiştik. Beslenmemizde de bunlara dikkat ediyoruz. Yine ekstra bunların haricinde sormak istediğiniz başka bir şeyler varsa üzerinden konuşabiliriz beslenme ile ilgili. Sorunuz varsa alalım arkadaşlar. Canlı yayını kaydediyorum. Kaydedip YouTube'da kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Bakıyorum da şuradan. Uykunun şöyle bir özelliği var. Ben de o sırada devam edeyim konuşmaya. Lütfen. 11 ile gece 3 arasında eğer uyuyabilirsek, hadi 11 olsun, 12 olsun sizin için diyeyim. hücreler yenileniyor o saat aralığında. Ve hücre Çok doğru. yenilenmesi bizler için çok çok önemli bir şey. Özellikle bu bağışıklık sistemimizin şu anda çok daha güçlü olması gereken bu süreçte hücreler yenilendikçe de güçleniyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım lütfen. Onun için uyku gerçekten en önemli. Bütün bu beslenme, çalışma ve kesinlikle hareket. Hareket. Arkadaşlar neden demiş Atatürk sağlam kafa, sağlam Sağlam vücutta vücutta durur diye. bulunur. Yani gerçekten hiç boş bir laf değil. Çünkü hareket etmedikçe bir şeyleri yakamıyoruz. Çalışmıyor. Vücut hormonlar çalışmıyor. Düşünsenize. Yani hareketsizliğe alıştıkça vücut ona da alışıyor. Yani Evet. hareketsiz kalmaya alışıyor ve hareket etmekte zorlanıyor ve kafa yavaşlamaya başlıyor. Zindelik yavaşlamaya başlıyor. Yani şurada iki tane hareket yapsak en basitinden bile yani 5-10 dakika bile yapsak o bile bizim bütün gün içindeki zindeliğimizi çünkü kan dolaşımı Kan hızlanıyor. dolaşımını sağlanıyor. Yediğimiz besinlerin vücutta dolanmasına da müsaade etmiş oluyoruz Evet ve böyle kolay hareketlerle. hazma ulaşılıyor bu zaman içinde. Yani Evet, bu zaten bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Özellikle de depresyonlu olan insanlar, sevgilisinden ayrılanlar, ne bileyim başka bir ayrılık yaşayanlar herhangi bir şeyde ya da bu bu kardiyo süreçte yapın. yani Kardiyo yapın. ya da bu Elinizde süreçte koşu bandı gerçekten olabilir. evet. Pardon İlkeciğim, özür dilerim Ya, üst üste yani ya konuştum. da bu süreçte gerçekten kendini kötü hisseden ve bir türlü kendine gelemeyen ler için de aynı şey geçerli. Yani moral bozukluğu ve depresyon ve hani ah ne olacak bu hayat bu şekilde nasıl geçecek? Yani kendinizi gerçekten zorlayıp evet devam et canım. Kardiyo mu, stretching mi, ne yapabiliyorsanız yani bir şekilde hareket Evet. etmeniz Yani gerekiyor. zaten YouTube'da çok güzel şeyler var. Yine bizim Türk sporcularımız da, meslektaşlarım, fitness eğitmenleri de bir sürü canlı yayınlar yapıyor. Kendi sayfalarında bir şeyler paylaşıyorlar falan. Onları da takip etmek gerekir. Ama tabii acele etmeden birazcık daha onların da tekrar sayılarını mutlaka yapan kişi bunların bilgilendirmesini veriyordur. Tabii. Ham olmuş birinin de ham birinin ya da sedanter bir bireyin bir anda böyle işte bacak çalışması, omuz çalışma, bu da çok büyük bir tehlike. Tabii. Yani sakatlık sebebi zaten Tabii. bilinçsizce yapılan her şey, her şeyin bilinçsizce yapılanı tabii ki de zararla sonuçlanıyor maalesef. Bakalım işte bu süreçte de böyle gelecek gidecek. Umarım en az zayiatla atlatacağımızı düşünüyorum ben de. Yani sağlıklı bir şekilde atlatmalıyız. Çünkü sonra hayat devam ediyor olacak. Bir şekilde devam edecek yani. Ve Tabii buradan ki. çıkışımız umuyorum ki bu salgından sağlıklı çıkalım ki çıktığımız zaman gerçekten daha verimli ve sağlıklı işler yapıyor olabilelim. Evet. Çok Arkadaşlar doğru. Çok kardiyo doğru. demiş bile çevirmeye insanın hali kalmıyordu depresyondayken. Ya Selin bir şey söyleyeceğim, öyle değil, bir şeye başlarsan gerçekten sonu geliyor sana, o kadar iyi gelecek ki bu.
yürümek, yani insan kendi kendine kalıyor orada. Ve o içinde olan o zehir var. Özellikle de 15. dakikadan sonra içindeki o şeyi terlemeyle beraber resmen atıyorsun. Yani bunu bence birazcık denemek lazım. Öyle hemen bir kere iki kere böyle bir şeylerden pes etmemek lazım. Yani birazcık daha deneyerek, o konsantrasyonu sağlayarak düşüncelerden kendinle kalabildiğin ve kendine ayırdığın en güzel zaman dilimi gerçekten o 40 dakika. Biraz o kafaya girse herkes ne demek istediğimi çok iyi anlayacak. Benim tek terapi yöntemim kardiyo yapmak. Tamam. Peki biz bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Bugün sen de tam dersten çıktın ama Elif var yanında, benim asistanım ve geleceğin en iyi antrenörlerinden bir tanesi olacağına inandığım, yetiştirdiğim bir kızımız. Çok iyi. Elif, evet, Elif de bana yardımcı olacak. Çünkü tamam, hem konuşmam gerekiyor hem aynı zamanda Elif bize model olursa onun üzerinde göstermem de çok tamam, daha kolay olacak. Çok iyi. Şimdi birazcık kamerayı şöyle arkaya doğru alıyorum. Şu an bakalım. Şu bench'i de çekelim. Kusura bakmayın arkadaşlar. 2 saniye bekleteceğim size. O sırada bir herkese de yapacaklar olanlar için birkaç tane rica edeceğim malzeme var. Ya bir sandalye, ya bir tabure, ya bir şekilde evinizde bir şey varsa, bu da kasa masa gibi bir şey olur. Bakın şu sandalyeyi de göstereyim. Bunun yüksekliği çok fazla gelebilir. Bu standart bir sandalyedir. Onun yerine dediğim gibi daha düşük tabure gibi bir şey tercih ederseniz daha rahat edeceğinizi düşünüyorum. O zaman ben de hemen. Evet. Bir dumbbell'larımız var. Elinde dumbbell'ı olmayanlar olabilir. Hiç önemli değil dumbbell olup olmaması. Birer 1,5 litrelik ya da 1 litrelik su da, su şişesi de işimizi görecek. Yoklukta artık her şeyi yapıyoruz. İleri seviyede olanlar, eğer elinizde bir bant varsa, çok mecburi değil, varsa kullanacağız bunu da. Bizim ihtiyaçlarımız şu anda bu kadar. Bakın evde bir şey yapmak için neye ihtiyacımız var? Dedim bir daha, bir yükselti, 2'şer kiloluk dumbbell ya da ileri seviyede olanlar, bu hafif geliyor bana 2 kilo diyenler 5 kilo da alabilirler. Su şişesi ve lastik, bu kadar. Başka da bir şeyimiz yok. Tamam. Şimdi ilk önce teknik olarak Elif'ciğim, şöyle alayım seni. Teknik olarak bir şey göstermek istiyorum ben size. Bir squat nasıl yapılır? Yorumları kapatıyorum arkadaşlar ki rahat görelim birbirimizi. Teşekkürler güzel yorumlarınız için. Açarız sonra. Evet. Tamamdır. Şimdi doğru squat nasıl yapılır? Önce bir ona bir bakalım. Çünkü squat çok sakatlıklara acayip derecede açık bir hareket. Özellikle de kilolu olan kişiler kendi beden ağırlığıyla yapmamaları gerekiyor. Yani kendilerini serbest bırakarak değil de bir sandalyeye, squat dediğimiz şey kömelmedir. Bir oturmadır. Nasıl, çok doğal bir şeydir squat. Bakın sandalyeye oturdum ya, görünüyor muyum bu arada? Biraz indirebilir misin Öykücüğüm? Çok az indirirsen daha rahat olur. Evet. Evet. Şu anda evet, iyi galiba. Evet, evet, yani, evet. Tamam. Squat dediğim gibi kömelmedir. O da oturma pozisyonudur. Lütfen kilolu olan kişiler yapacağımız zaman squat'ı bu şekilde tamamen kendinizi bırakmadan sadece kalçanızı değdirip yukarıya doğru kaldıracağız. Ayakların konumu ise 90 derece diz, topuk, bakın aynı eksenle olacak bir şekilde buradan kalkıp oturuyoruz. Tamam, bu kadar basit. Squat'la başlıyorum ilk önce. Tamam. İleri seviye olanlar bunu jump squat olarak başlatabilirler. Hı hı. Başlıyoruz. Gel canım. Evet. Yeni başlayanlar, sizden bir ricam var. Siz 8 tekrar yapıyorsunuz. Daha ileri seviyede idmanlı olanlar bunu 12 tekrar olarak yapacaklar. Tamam. Ben de şöyle oturur gibi. Şu iyi mi benim için Öykü? Süper. Tamam, çok güzel. Yani tam oturmayacağım ama hani en azından indiğim yer. Evet. Evet. Peki, süper. Bir şey soracağım. Yapan evet,
Sen sandalyeye oturup mu kalkıyorsunuz? Yani sandalye ya da taburet Şöyle kullanıyorsunuz. tabii ki sandalyeye kendimi bırakmıyorum. Sadece kalçam değiyor. Değmesiyle beraber evet Tamam. kalkıyorum. Tamam. Evet, şimdi 12 tekrar olmak üzere squat'ımıza başlıyoruz. 3, 4, buyurun. 1, 2, devam. 3, yanlarsın. Evet. 4, ve 5, 6, 7, 8, lütfen yeni başlayanlar burada kessin. 9, 10, 11 ve 12. Evet, elinde bantı olanlar lütfen bantı ayağınıza geçirin. Bantı olmayanlar hiçbir problem yok. Yine squat yapacağım. Bir tane squat yapıyorum. Ondan sonra geriye doğru tekme yapıyorum. Kick. Bir squat, bir sağ, bir squat, bir sol. Burada da sayarken her bir squat'ı sayıyorum. Evet. Evet, başlıyoruz. 3, 4, 1, evet, 2, süper, sol, 3, böyle sağ, evet, hop, 4, sol, 5, sağ, 6, sol, 7, sağ, 8, sol. Yeni başlayanlar kesin. 9, devam. 10, sol, 11, sağ, 12, sol. Tamam. Bantı çıkartıyoruz şimdi. Üzerine lunge yapacağız. Lunge da aynı şekilde adımımı attığım zaman ileriye ayağım yine 90 derece olacak. Dizimle topuğum aynı hizada olacak. Bir sağa bir sola doğru adımımızı öne doğru atacağız ve geri alacağız. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. Evet. Buyurun. Hop. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Dört. Ve beş. Ve altı. Ve yedi. Sağ. Ve sekiz. Sol. Yeni başlayanlar dursun. Dokuz. Devam. On. Son altı tane daha. 11, 12, 13, 14, 15 ve son. Hop, durduk. Bir 5 saniye burada bir mola veriyoruz. Arkasına bir hareket daha bağlayacağım. Sonra büyük molayı vereceğiz. Bir Tamam. sonraki hareketimizin adı step up. Bir adım atıyorum. Diz çekme yok. Hep aynı ayakla devam ediyorum. 12 tekrar lütfen. Evet, alabilirsin canım. Dediğim gibi hafif daha birazcık daha ağırlaştırmak isteyenler varsa ikişer kiloluk dumbbellları da elinize alabilirsiniz. Evet. Süper. Buyurun başlayalım. Evet. Bir, iki, 3. Hep sağ ayak. 4. Bravo. 5. 6. 7. 8. Bırakıyoruz yeni başlayanlar. 9. 10. 11. 12. Ve bacak değiştiriyorum. Ve 1. Buyurun. Ve 2. Ve 3. Ve 4, 5, 6, 7, yeni başlayanlar son tekrar 8, devam, 9, 10, 11 ve 12. Süper. Şimdi bir mola verelim. Lütfen herkes biraz su içsin. Ağzımız kurumuştur. Şu nefes olayıyla da alakalı. Bu çok tartışılıyor. Nefes alıp vermek tabii ki çok önemli.
nefes tutmam tuttuğumuz zaman bir sürü stres yapmış oluyoruz vücudumuzda. Ben açıkçası hoca olarak şunu düşünüyorum. Çalıştırdığım üyelerime sadece nefesini tutmaması gerektiğini söylüyorum. O kadar. Ne zaman nefes alıp ne zaman nefes vereceğine ben karışmıyorum. Ama bu kişinin kendi, mesela yeni doğduk, yeni doğar doğmaz doktor bize hadi nefes al, hadi şimdi nefes ver falan diyor mu yani? Hani öyle bir şey demiyor. Dolayısıyla insan nerede zorlanıyorsa orada nefes alır, orada da nefes verebilir bence. Ben bu şekilde yapıyorum, hiçbir sıkıntısını görmedim. Bunun böyle bir kuralı olduğunu da düşünmüyorum yani açıkçası. Ben onu, kişiyi burada serbest bırakıyorum. Yeter ki nefes alıp vermeyi bırakmasın. Tamam. Şimdi dinlendik mi birazcık? Evet. Nabzımız düştü mü? Tamam. Evet. Şimdi devam ediyoruz yine. Bu sefer burpee diye bir hareketimiz var. Burpee ile başlayacağız. El için evet biraz onu öne istersen. Şöyle yeni başlayanlar çok zor olabilir. Hareketi ben tekrar göstereyim. Bunu yerde tamamen yapmak yerine sandalyenin üzerinde yapmak çok daha yardımcı olacak. Bir kere zıpladım. Sandalyeye elimi aldım. Plank pozisyonu gibi tekrar geri geldim. Tekrar zıpladım. Sandalyenin üzerinde yapalım. Ben de şöyle yapabilirim. Evet, süper. Dediğim gibi tekrar 8 yeni başlayanlar 8 tekrar yapıyoruz. Devam edecekler. 12 tekrarla devam. Evet, süper. Tamam. Harika. Evet, buyurun başlıyoruz. Hop. 1 ve 2, süper. Ve 3 ve 4 ve 5 6 7 ve 8 duruyoruz. Devam ediyor yani B grubu. B grubu koydum yerlerin adını. 10 11 son ve 12. Süper. Birazcık nefesimiz muhtemelen nabız yükseldi. Çünkü kalp ne oldu? Bir aşağıda bir yukarıda, bir aşağıda bir yukarıda. Bir 10 saniyelik bir nefes molası verelim. Ondan sonra tekrar step up'la devam edeceğiz. Tamam. Bir yudum su alabilirsiniz. Ağzınız kurumasın. Evet. Başlıyoruz. Hep aynı bacak. 8 yeni başlayanlar A grubu 8 tekrar yapıyor. 1 ve 2 ve 3 ve 4 acele etme. Ve 5 ve 6 7 8 B grubu devam 9 10 11 ve 12 bacak değiştiriyorum. Ve 1 ve 2 ve 3 ve 4 5 6 7 8 9 10 11 12 süper süper süper. Şimdi yine bir nabzımız yükseldi. Yine bir su içelim lütfen. Su içmeyi ihmal etmeyin. Farkındaysanız ağırlık idmanıyla birlikte ya kardiyo çalışmasını hepsini harmanlamış durumdayız. Her türlü hem yağ yakımını sağlıyoruz hem de şekilleniyoruz bu şekilde. 4-5 hareketi birbirine bağlayarak böyle her şeyden kazanmış oluyoruz böyle. Şimdi benim en çok sevdiğim favori hareketlerinden bir tanesi. Adını da pek severim. Crab walk. Adı yengeç yürüyüşü. Şimdi burada bizim alanımız dar olduğu için normalde ben bunu bu şekilde 5 adım sağa, 5 adım sola yapıyorum ama ekrandan çıkacağımız için 2 adım yapalım sağa, 2 adım sola olarak. Şöyle göstereyim, squat pozisyonundayım. Hiçbir şekilde ağırlık merdiveni öne ya da arkaya vermiyorum. Sadece yengeç gibi böyle yana yana açıyorum. Bu. Zorlaştırmak isteyenler ayağına lastik takabilirler. Aynen. Evet, süper. Lastiklerimiz hazırsa. Evet. Harika. Süper.
Olur, o tarafa dön. Ya da ama seni takip etsinler. Buradan başla biraz daha kuzup yeniden. Evet, sağ tarafa doğru iki tane adım atıyorum. Squat'tayız. 3, 4. Buyurun. 1 ve 2. 1, 2. 2 oldu. 3, çök. Evet. 4. Süper. Ve 5. Çök Elif. 6. Elif çalma. 7. Full range Elif, full range. 8. Aferin, bravo. Ve yeni başlayanlar dursun. 9. 10 sola. 11. Ve son 12. Bunun üzerine bir tane de öldürücü bir squat yapalım. Ondan sonra kalça bacak idmanımızı şöyle bir tamamlamış olalım. Tamam. Bir nefeslenip lütfen suyumuzu içmeyi unutmayın. Şey harika. Haydi bakalım başlıyoruz. 3, 4 ve 1 ve 2 ve 3, 4, 5, 6, 7, son tekrar 8. Diğer B grup devam ediyor. 9, 10, 11 ve 12. Süper. Aha. Harika. Bakın ne yapmış olduk şu anda? Hiçbir şeye ihtiyacımız var mı? Bunlar bizim normalde bikini, özellikle bikini atletlerin, bikini sporcularının yaptığı temel hareketler. İnanın biz bunları sadece işte yüzü de burada, kendisi de bikini atlet. Türkiye ikincisi kendisi. O da şampiyonlarımızdan. Hep bu hareketleri yapıyoruz. Bunları yapıyoruz. Bunların sadece ağırlıklı olan versiyonunu yapıyoruz. O kadar. Yani zaten hiç idman yapmamış biri ya da birazcık şekillenmek isteyen biri beslenmesine özen göstererek hakikaten C formda bir kalçaya daha kalkık olarak ulaşabilir. Adeleleri birazcık daha bombelenebilir, toparlanır. Ya bunlar gerçekten olmayacak şeyler değil. Bu bir sürü sonuçlarını görüyoruz bunların. Bunlar bikini atletlerin, bikini plaj vücudu yapmak isteyenlerin olmazsa olmaz hareketleri. Bunları bence bir kenara mutlaka zaten canlı yayında kaydedeceğiz. Olmadı ben de hangi hareketleri yaptık kendi sayfam üzerinden. Hareketlerin isimlerini tek tek yazarım. Ne yaptığımı biliyorum çünkü. Evet. Sen de tekrar onu repost edersen en azından insanların elinde de bir şey olmuş olur. Tabii, harika. Bir de sen çok yoruldun biliyorum ama hep bu hanımların bir arka kol derdi var ya. Bir böyle bir tuzlukla beraber hani böyle şey yaptığımız zaman şu var bir sallanıyor şöyle la 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 falan böyle bir hali vardır onun. Ona iyi gelecek hareketleri isterseniz bir de bir 3 hareket arka arkaya yapalım. Tamam. Ondan sonra da sen de çok yorgunsun. Okumak istersen bitiririz. Tamam, süper, harika. Evet. Evet. Dediğim gibi 2 kiloluk dumbbell varsa elinizde, daha fazla dumbbell ya da bir su şişesi. Elinizde örnek olarak bak burada da şansa da su şişesi buldum ha, böyle bir şey yok. Kesin de işinizi görecektir bir şekilde. Evet. Aha. Ben şuna başlayalım. Tek kol. Bir yok, küçük kol yapalım. 2. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken dirsekler kapalı olacak. Omuzla, bakın omuzla dirsek aynı hizada. Tamam, çok fazla geriye ya da öne değil ve her yukarıya doğru kaldırışımızda yukarı faza geldiğinde dirsek bu şekilde düz oluyor. Ben arkada değilim. Anlaşılmayan bir şey yoktur herhalde. Evet, çok net anladık. Evet. Bir. Yani öykü dirseklerimiz aslında öne doğru bakıyor. Evet, evet, öne doğru bakıyor. Sen de istersen Elif'cim şöyle yap. Evet, ve ayırmamaya çalışıyoruz. Evet, 3 diyelim buna. 4, süper. Dirsekler hep kapalı. 5, harika. 6, 7, 8. Zaten hemen yanıyor. 9, evet. En az çalışan adele. Evet, bir de bu yani bu açıda hiçbir zaman için böyle bu açıda da hareket yapmıyoruz ya, onun da bir etkisi var. Yani hangi hareket var ki bu saçımızı toplamaktan başka, yani hiçbir zaman kullanmadığımız evet. Bir şey yani. Evet. Ondan da kaynaklanıyor. Açılar burada çok önemli gerçekten. Bunu 12 tekrar yaptık. Hemen arkasına bir tane triceps dips yapalım.
omuz sakatlığı, eklemlerle ilgili bir problemi olanlar, bilek rahatsızlığı olanlar lütfen bu hareketi yapmayınız. Ya da yapacaksanız da görebiliyor musunuz İlkeciğim? Yumruk. Evet, eller yumruk olacak. Evet, eller yumruk olacak. Evet. Evet. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hı-hı. Bileklerinde problem, omzunda problem olanlar. Hı-hı. Ama onun haricinde bunu bu şekilde yapacağız. Hı-hı. Tamam. Bu da çılgın bir hareket yani gerçekten. Evet. Süper. Hazır mıyız? Evet. Ve buyurun. Bir, iki. Hareketi zorlaştırmak isteyenler ayaklarını daha yukarı bir yere koyabilirler. Evet. Falan. Hı-hı. Dört. Beş. Altı. Yani şöyle. Evet. O tam olarak ilk sekiz. Evet. Yes. Dokuz. Vay benim primadonnam. On. 11. Son tekrar 12. Süper. Bu hareketler yemeğe tuz koyarken böyle kollarımızın sallanmamasına. Ya böyle işte İlkeciğim. Ya süper, harika oldu gerçekten Öykücüğüm, bu güzel bilgileri, kıymetli bilgileri bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Sen istersin de ben yapmaz mıyım hayatım? Sen de benim için çok kıymetlisin. Seni çok seviyorum. Sana çok değer veriyorum. Çok sağ ol. Sen ne istersen sağ yaparım. Ne zaman bak kimse, herkes çağırıyor. Ben gitmiyorum. Senin canlı yayınına geldim. Ne mutlu, ne teşekkür etsem ne kadar az kalır teşekkürüm gerçekten. Arkadaşlar biz Öykü'yle 2 sene önce 3 ay çalıştık. Benim biraz formum bozulmuştu ve moda sahnesinde yeni bir projeye başlamıştım, balerin diye. Onun için forma girmek için Öykü'yü aradım hemen. İmdadıma yetişti ama inanılmaz bir çalışma sistemi ve inanılmaz bir diyetle beraber. Çılgın yani, ben 30 senedir dans ediyorum. Yani bilenler bilirler. Evet. İlk defa karın kasım çıktı. İlk defa kol kasım ve omuz kaslarım asla şişmedim. Sadece incecik, bütün kesik, tatlı. Nasıl ve natural. o form arkadaşlar, yani o çılgın diyeti bozsam dahi, yani çok abartmamakla beraber, hani 1,5 sene boyunca o form kaldı. Yani müthiş bir şey. Sonra biz bu sezon başında, ben bu sezonun başında da yine Öykü'yle başladım sezona. Tam provalar çılgın bir hal almadan önce. Ve inanılmaz iyi bir giriş yaptım. Yani gerçekten çalışmak inanılmaz önemli. Beraber çalışıyor olmak da gerçekten Öykü'cüğüm, çok şanslıyım. İnanılmaz iyi. Ben de aynı şekilde. Ama yani seninle çalışmak da çok güzel bir şey. Çünkü sen sanatçısın. Disiplinin ne demek olduğunu çok iyi biliyorsun. Yani 2'deki derse her zaman 2'ye çeyrek kala gelirsin. Evet. Tutulmuş olursun. Evet. Hazırsın. Ne denirse hiç sorgusuz sualsiz yaparsın. Seninle evet. Çalışmak da çok özel ve çok keyifliydi. Benim gelişimim açısından da çok şey öğrendim ben de senden. Ne güzel. Sana herkesin için de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bana da bu şansı verdiğin için arkadaşlar. Ne mutlu bize arkadaşlar. Öykü aynı zamanda bir konservatuar mezunu olup kendisi viyolacıdır. Değil mi? Viyola sanatçısıdır aynı zamanda. Evet. Ayrıca da bir gün belki öyle bir şey de yaparız. Bize viyolanla belki bir... Olabilir. Artık bir keman çalıştım biliyor musun? Hatırlattı. Ben zaten hiç istemiyordum ki. Beni zorla okuttular o bölümde. Vallahi istemeye bir şekilde hani ittire kaktıra falan bir şeyler oldu. Ben ondan sonra ama ne yaptım? Bizim Gül var, Gül Tabiloğlu bilirsin. Biliyorum. Onun kemanını aldım. Şimdi ben keman çalışıyorum. Artık viola sanatçısı değilim, keman çalıyorum. Pardon, o zaman keman sanatçılarımızdan diyorum. Bir şey soracağım, öyle ki hazır konusu açılmışken. Viola ile kemanın arasındaki fark nedir? Yani çok büyük bir farkı var mı? Evet, büyük bir farkı var. Bir tanesi altodur. Viola kemanın bir tane büyüğü, bir büyük boyudur. Yine omuzda çalınır. Genelde orkestralarda şefin tam karşısındaki rahlede oturur, senfoni orkestrasında.
Altodur dediğim gibi. Şöyle söyleyeyim. Bir tanesi sol anahtarı kullanırken, sol anahtarını biliyordur artık herkes. Tabii. Biz de o dördüncü çizgi doğan, üçüncü çizgi doğan anahtarı kullanıyoruz. Yani daha pes kullanıyoruz. Pes. Hı. Kemanın telleri sol, re, la, mi. Bizimkiler de do, sol, re, la. Hı. Yani Hı. daha kalını. Hı. Alto olarak geçer. Hı. Hı. Eserler de çok farklı. Ve kemandan daha büyük bir hacmi var değil hacmi mi? Var. Kasası yani. Evet, kasası öyle. Doğru. Doğru. Tabii daha büyüktür. Bir tık biraz daha büyüktür. Evet. Çok güzel. Ne mutlu. Ne mutlu bize. İyi ki geldin. Öykücüğüm paylaştın. Ne demek? Çok güzel. Çok zevkliydi. Haberleşiriz zaten tatlım. Seni çok, çok teşekkür seviyorum. Çok ediyorum. Teşekkür ederim ben de. Elif sana da çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler canım. Bol şanslar. Ya Öykü, asıl şeyi soracağım. Bir de aklımda unuttum aklımdaydı. Yarışmaya hazırlanıyordunuz. Evet, Sen yarışmaya Amerika'ya gidecektin. evet, patladı. Ne zaman gidecektin? Ne oldu? O süreçte bir gelişme var mı? Yani bir şey belli mi? Yani ben neye elim atsam, bu 2020 yılında çok fazla böyle şeyler yüklemek istemiyorum ama neye elim atsam elimde kaldı bu Öyle 2020'de. deme. Her işte bir hayır vardır. Hiç öyle söyleme. Eminim çok daha farklı bir şey çıkacaktır karşına diye düşünüyorum tatlım. Ya her şeyimi ayarlamıştım artık, Amerika biletlerime kadar. Ya ben aslında şöyle Mayıs ayında gitmeyi planlıyordum. Mayıs'ın ilk haftası Pittsburgh Pro'da yarışacaktım. İkinci haftasında da New York Pro'da yarışacaktım. Her şeyim ayarlanmıştı, sponsorların, biletlerim vesaire falan. Ama tabii bu pandemi tatsızlığı çıkınca dolayısıyla bakalım artık. Yani ben şimdi dinlenmeye aldım vücudu. İdmanlarımı gün ışığı yapıyorum. Birazcık daha tabii iç organlarımızı temizlememiz, dinlendirmemiz gerekiyor. Bütün aldığım takviyelerin hepsini kestim. Şu anda temizlenme dönemindeyim. Biraz daha relax takılıyoruz. Muhtemelen bence yılbaşına kadar bir şey olacağını ben zannetmiyorum. Artık yeni yarışlar, uluslararası yarışların hepsi bence 2021 yılında olacak diye tahmin ediyorum. Kendileri ya, ulusal yarışlar yapacaktır mutlaka ülkeler ama uluslararası işin bence bir önümüzdeki yıla ertelendiğini hissediyorum ve o öyle de olması gerekiyor bence Hı. Tabii zaten. ki, tabii ki böyle büyük bir şeyi atlatacağız inşallah Niye dünya hayatım, hiç çapında. kimse idmana gidemiyor ki? Yani Evet. şimdi yarışma koysa ne olacak ki? Bütün sporcular, hepimiz şu an patates durumdayız yani. Kimse Hı. idman yapamıyor ki. Tamam, biz egzersiz yapmıyoruz. Aradaki fark o. Biz gerçekten antrenman yapıyoruz. Hı. Yani ben şimdi burada işte yüzü burada, yani 200 kilo leg press'e girmeden olmuyor. Yani yapacak bir şey Olmaz. yok. Şimdi nerede gireceksin? Hadi. Yok, salonlar kapalı. Kim? Hı. Herkes aynı durumda. Ya Tabii. dolayısıyla hiçbir sporcu da hazır olamayacaktır bir ay, 2 ay içerisinde. Tabii. Bence böyle bir şey yani, kaldı öyle benim de yarışım, Evet. anlayacağım. Olsun, olsun. Eminim ya. Kürahta. Yarışamadım ya, bir sene. Dönüşün muhteşem olur umuyorum ve biliyorum Umarım ki. 2021 acayip şeyim, motiveyim bu 2021 ile alakalı. Herkes için öyle olsun. Tüm sporcu arkadaşlarıma gerçekten sabırlar, bol şanslar diliyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Morallerinizi yüksek tutun. Elbette bu bitecek ve devam edeceğiz her şeye. Bizim de perdelerimiz kapandı. Biz de seyircimizle buluşamıyoruz. Yani bizler için de çok zor. Yani birçok Çok insan zor. için çok zor. Yani özel sektör ayrı. Tiyatro, opera, bale gibi görsel sanatları yapanlar için ayrı. Hani onun için gerçekten kendimize iyi bakalım, morallerimizi yüksek tutalım, mümkün olduğunca paylaşmaya devam edelim. Çünkü gerçekten paylaştıkça daha da sağlıklı oluyoruz diye Evet, düşünüyorum. tabii ki Bilgileri aynı şeyin yani, birbirimize paylaşalım. tutulmuş oluyoruz ve birbirimizden destek, güç almış oluyoruz böylelikle. Kesinlikle, Ve yalnız kesinlikle. hissetmiyoruz her şeyden önemlisi. Benim için Evet. önemli olan kısım bu. Evet. Öykü, diyorum ki bir tek senin başına gelmedi. Bütün dünya aynı şekilde. Biraz sabredeceğim. Biraz da bu kalemin olmak gerekiyor. Nasıl politik insanlar vardır? Hayatta da bu hep bunu söylüyorum. Ben kızlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Profesyonel olmak lazım. Bütün ilişkilerde, bütün düşünce yapılarında, işinde, yemek yaparken bile profesyonel olmak lazım. İşte o zaman zedelenmiyorsun ve dik durabiliyorsun. Bu çok önemli bir şey. Her şeye karşı profesyoneliz. Dik duruyoruz, savaşıyoruz ve böyle güçlüyüz. Ya bu böyle olanlar kazanacak ama diğerleri yok olacak zaten. Yani konu bu. Bu da bir Konu bu. savaş. Yani bütün konu Evet. bu. Kesinlikle, kesinlikle. Çok iyi bakınız kendinize. Süper. Çok seviyorum seni Öykücüğüm. Çok teşekkürler tekrardan. Çok çok sevgiler.
Teşekkürler Fit Gezgin de oradaymış. Sağ olun. Teşekkürler. Bay bay. Harikasınız. Harikasınız. Bay bay canım. Süper. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Bay bay. Of şahane. Öykücüğüm. Yani gerçekten çok zevkliydi beraber olmak. Arkadaşlar. Bu harika çalışmadan ve sohbetten ve bilgi aktarımından sonra şimdi yarın için programımı yapmam lazım. Yarın Opera Bale İstanbul sayfasında bale dersim var. Belki sonrasında kendi hesabımda bir şey yapar mıyım onu bilemiyorum. Çünkü 23 Nisan haftası olduğu için bu hafta çocuklara yönelik çalışmalar da yapmaya devam edeceğim. Güzel mesajlarınız için, desteğiniz için çok çok teşekkürler tekrardan. Yarın görüşmek üzere. Lütfen iyi bakınız kendinize. Hoşçakalınız. Bye bye.